Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Tancan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Fatih Hocam. Merhaba, hoş bulduk Burcan. Yine ekranlarımıza. Bugün çok güzel konumuz var sizinle. Evet, evet. Hollywood gülümseme diye. İdeal gülümsemeyi bize biraz açıklar mısınız? Şimdi yıllardır böyle bize birçok hasta geldi ve en büyük sıkıntıları şuydu. Biz gülümseyemiyoruz, gülmeyi unuttuk, gülmeyi hiç bilmiyoruz. Kasıyoruz. O yüzden tabii dişler böyle biraz bozuk olunca insanlar göstermek istemiyorlar. Ama son zamanlarda işte sosyal medyanın bu kadar aktif olması, selfilerin birazcık daha böyle popüler olmasıyla beraber insanlar artık dişlerini göstermek istiyorlar. Onun için biz de bunu birazcık değerlendirip nasıl düzeltebiliriz ya da bunun ideal kriterleri nedir onları ortaya koymaya çalıştık. Tabii Hollywood Smile denilen bir kavram var. Dünya çapında bilinen ve bazı kriterleri var. Gülümseme sırasında normal şartlarda üst dişlerimizin alt dudak sınırına bir şekilde paralel olarak seyretmesi gerekiyor. Gülümseme sırasında arka bölgelerin karanlık olmaması gerekiyor. Güldüğümüz zaman arkalarda böyle karanlık görünüyorsa o bize karanlık boşluklar düşündürüyor ve dar bir çeneyi düşündürüyor. Geniş olacak ki ne kadar geniş gülümserseniz o kadar karşıya pozitif enerjiyi yansıtırsınız ve gülümsemenizi karşıya yansıtabilirsiniz. Diş etlerinin görüntüsü bizim için çok önemli. Diş etlerinin biraz fazla görünmesi ya da hiç görünmemesi, dişlerin görünmesi ya da hiç görünmemesi bunlar çok önemli kriterler. Yaşla beraber insanların birazcık daha böyle yumuşak dokuları aşağı doğru sarkıyor. Hepimiz de biliyoruz. Yer çekimine aynen şekilleniyor yüzümüz. Bu şekillenme sırasında daha çok alt dişler görünmeye başlıyor. Onun için biz gülümsemeyi değerlendirirken yaş çok önemli bizim için. Yani yaş biraz daha genç yaşlardaysa biraz diş eti gülümsemesinin 2-3 milimetresinin görünmesi biraz daha kabul edilebilir derecelerde. Hatta hafif gummy smile diyebileceğimiz durumlar bile kabul edilebilir. Ancak biraz daha ergenlik döneminden sonra erişkinlik dönemine geçtiğimiz aşamalarda artık diş eti bandımızın 2-3 milimetresinin görünmesi gerekiyor estetik olarak. Tabii burada diş eti sağlığımız çok önemli. Gülümsediğinizde şiş, kanamalı, balon gibi böyle diş etleriyle gülümserseniz... Renkleri bile çok önemli değil mi hocam diş etinin? Kesinlikle dişin işte kırmızı olması ya da işte böyle biraz pembe olması, portakal kabuğu gibi daha sıkı olması, ödemli olmaması bunlar çok önemli. Dolayısıyla bu gülümseme sırasında biz hastalarımıza bir şekilde gülüş tasarımı yapıyoruz. Gülüş tasarımını önce biz ortodontistler dişleri sıralayarak yapıyoruz. Daha sonra eğer ihtiyaç varsa hastamız mesela dişlerinin şeklini beğenmiyor. Daha farklı yüzüme göre başka şekilde diş istiyorum diyor. O zaman bir tık öteye gidiyoruz ve kompozit laminalar dediğimiz uygulamalarla dişleri bir şekilde sıralayabiliyoruz, daha düzeltebiliyoruz. Daha ötesi yaprak porselenler dediğimiz, daha incecik dişe zarar vermeden dişin dış kısmına kaplama şeklinde yerleştirdiğimiz yaprak laminalarla da gülüş tasarımını yapabiliyoruz. Ama biz ortodontistler ilk başta saymış olduğum işte üst dişlerin alt dudağa paralel olarak seyretmesi, arka bölgelerin genişliğinin ideal olarak darlığının giderilmesi, diş etlerinin ne kadar görüneceği konusunda bayağı bir takım uygulamalar yaparak bu sıralanmaları yapıyoruz ve bu estetik gülüşleri baştan hastalarımıza böyle bir şey planlıyoruz. Siz de onay veriyor musunuz diyoruz ve ona göre sıralayıp dişlerini yaklaşık belli bir ortodonti tedavi sonrasında onlara teslim ediyoruz. Artık daha güzel selfie'ler çekebilir miyiz? Kesinlikle. Daha doğal doğal selfie'ler çekebiliriz ama bunun için öncelikle şanslıysanız genetik olarak güzel dişlerle ama değilseniz artık bunun yolu var. Evet. Ortodontik tedavilerle ya da diş hekimliği diğer branşların uzmanlık dallarının bir takım destekleriyle çok güzel gülümsemelere hem de çok da fazla uzun süreler yılları kapsamadan çok rahat ulaşabilirsiniz. Hocam bu gummy smile'e biraz dönmek istiyorum. Gummy smile aslında halk arasındaki tabiriyle at gülüşü. Evet. Yani kusura bakmayın tabii böyle bir kelime kullanıyorum ama bu dişler hani gülümsendiğinde diş etinin çok fazla görünüyor olması ve üst çenenin biraz önde olması gibi bir problem. Evet. Peki gummy smile olan bir kişide tedavide, ortodontik tedavide neler yapıyorsunuz? Gerçekten bu tip hastalar düzelebiliyor mu? Ya da bunlar hani cerrahiye gitmesi gereken hasta grubu da var mı? Tabii. Hocam biz gene bunun için birazcık daha çocuğun ya da kişinin büyüme gelişim dönemini değerlendiriyoruz. Diş eti bantının ne kadar kalın olduğu bizim için önemli. Belki bir ortodontik uygulamayla, mesela ben bir şeffaf plakla dişleri sıralarken yukarılara bir takım destekler yerleştirerek, küçük mini vidalar yerleştirerek bir bütün olarak üst çeneyi maksilleyi gömebiliyorum. Bir bütün olarak 2 milimetre, 3 milimetre birçok vaka var ki hiçbir cerrahiye gerek duymadan bir bütün olarak maksillanın daha yukarıda konumlandığı. Çünkü dişleri gömmek demek dişlerin boyunun kısalması demek değil. Dişin etiyle, kemiğiyle beraber daha üstte yer almasını sağlıyoruz. Bunun için ideal kuvvetler var. Çok fazla kuvvet uygulamamamız gerekiyor. Çünkü bir şeyi gömerken
ya dişi beraber, kemikle beraber gömebilirsiniz ya da dişin kökünü eritebilirsiniz. Onun için uzman ellerde bu işin yapılması gerçekten çok önemli. Hocam çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz evet. Şu anda. Bu evet. Benim de ilk defa duyduğum bir şey. Peki bunun bir yaşı var mı? Yani hangi yaş aralığında yapılabilir yani, bu? Biz erken erişkinlik dönemlerinde, yani bu dişlerin gömülmesinin hiçbir zaman yaşı yok. Diş hareketini biz her dönemde yapabiliyoruz. Ortodontik uygulamaları her yaşta yapabiliyoruz. Öyle bir sınırımız yok. Ancak tercihimizdir ki birazcık daha böyle erken erişkinlik dönemi dediğimiz 35-40 yaşlara kadar bunları çok daha efektif yapabiliriz. Hı hı. Ama bir bütün olarak biz maksileyi gömeriz. Bunun üzerine bir tık öteye gideriz. Hastalarıma şunu öneriyorum. Diş gingivektomi denilen bir işlemimiz var. Periodontoloji uzmanlarımızla beraber çalışıyoruz. Onlar bakıyorlar kaç milimetre diş eti bandı var, onu kesersek nasıl olacak? Küçük küçük boyları olan dişlerimizin diş etleri kesildiği zaman ideal şartlarda harika görüntüler elde ettiğimizi görebiliyoruz rahatlıkla. Dolayısıyla bir tık ötede periodontoloji gingivektomi işlemiyle hastalarımıza estetik gülümsemeyi sağlayabiliyoruz. Ya da çok ileri vakalarda eğer hastanın da gerçekten birinci derecedeki problemi diş eti gülümsemez. Bir gülüyor, yalnızca diş eti görünüyor. Evet. Dişleri tamamen aşağıda, hiçbir şey görünmüyor. Öyle durumlarda da plastik cerrahlardan, hı-hı, çene cerrahlarından destek alarak maksileyi bir bütün olarak yukarıda konumlandırıp çenenin ilişkilerini konumlandırıp düzeltebiliyoruz. Ve gülümsemeyi tekrar hastalarımıza. Peki hocam, biraz teknik bir sorudan bahsedeceğim. Mesela hani maksillası önde olan kişilerin otomatik olarak ve gülümsediğinde bir miktar olsa o gum smile ile ilgili problemleri olur. Böyle bir hastada işte gingiva bukal sulcus dediğimiz yani üst sulcus'tan girerek hani yapılan işlem o gum smile'i azaltır ama kemiği geriye alma endikasyonu yani Lefort dediğimiz bizim tabii, üst maksilla kemiğini, tabii, üst çene kemiğini geriye alma endikasyonu olup olmadığının kriteri nedir? Yani kaç milim öndeyse bunun cerrahi, kaç milimse ortodontiyle yani, çözülebilir. Hocam o kadar çok yumuşak dokunun buradaki adaptasyonu önemli ki. Her evet, hasta için 7 milimetreyi geriye alacaksınız, gömeceksiniz gibisinden bir kavramları ben doğru bulmuyorum. Hı-hı. Her vaka, her hastalık bizde yoktur biliyorsunuz. Vaka evet, vardır. Evet. Vaka özelinde değerlendirmesi gerekiyor. Yumuşak dokusunun kalınlığı ne kadar? Yumuşak dokusunun tonusu ne kadar? Bunu uygun olarak biz milimetreleri hesap ediyoruz ve bir takım 3 boyutlu simülasyon şeylerimiz var, programlarımız var. Hı hı. Bu programlar üzerinde kaç milimetre maksilleyi geriye aldığım zaman dudak nasıl etkileniyor? Hı hı. Kaç milimetre gömersem bu alt yüz yüksekliği nasıl etkileniyor? Bunları değerlendiriyoruz ve ona göre planlamalar yapıyoruz. Onun için böyle bir kesin sınırlar vardır gibisinden net şeyler söylemek istemiyorum. Hastaya göre yani ve hastaya göre planlamaya göre bireysel. Evet, planlamaya evet, göre. Hocam bir ayrıntı yakaladım biraz önce. Dediniz ki bu diş etinin yukarıda çıkması yani gum smile'in gözükmemesi için şeffaf plak uyguluyorum. Evet. Burası çok ayrıntıydı. Böyle bir üstten geçtik. Onu biraz açabilir misiniz? Ben şeffaf plakları rutin artık ortodontik tedavilerimde çok fazla kullanıyorum. Dişlerin sıralanması için eskiden teller kullanırdık. Evet. Tellerle dişleri sıralardık ama biraz daha güncel teknoloji, 3 boyutlu yazılımların artması ve tarayıcıların artması. Eskiden ölçüleri biz macun kıvamında ölçüler alırdık. Şu anda bir kamera ile beraber ölçüyü alıyoruz ve 5 dakika sonra teknisyenimizin masasından CAD/CAM teknisyenleri bunları tasarlıyorlar. Bize bir planlama öneriyorlar. Biz o planlamaları düzeltip en son haline getirip hastamızın onaylayacağı formata getirip ondan sonra plakları üretiyoruz. Sanırım ekranda karşılaştırıyorsunuz tabii, değil mi hocam? Birebir hangi dişlerin nasıl düzeleceği, dişleri küçük küçük hareket ettiriyorlar. 0.2 mm, 0.2 mm ve o her hareketin sonuçta ağızda nasıl yansıyacağını evet, biz görebiliyoruz. Kaç plakla düzeleceğini görüyoruz. Hastalarımıza 8-10 günde bir değiştiriyoruz. Mesela eve 5-6 plak veriyorum, 8-10 günde bir değiştiriyorum. 2 ay, 2,5 ayda bir kontrollerini yapıyorum. Ve bu şekilde küçük küçük hareketlerde dişlerin bir yerden bir yere gittiğini, gülümsemelerin nereden nereye geleceğini, çünkü gülümsemeleri de simülasyonlarını hastaya gösteriyoruz. Dolayısıyla neyin nereden gideceğini çok iyi biz baştan belirleyip 3 boyutlu tasarımlarla hastalarımıza sunuyoruz ve ona göre tedavilerimizi gerçekleştiriyoruz. Artık çok öngörülebilirliğimiz çok evet, yüksek. Peki çocuklarda da aynı şeyi yapabiliyor muyuz hocam? Çocuklar da şeffaf plak kullanabiliyor mu? Başlı başına zaten şeffaf plağın artık çocuklar içinde bir kademesi var. Hı-hı. Süt dişleri döneminde artık dişlerin çapraşık olması ya da hı-hı, çenenin bir takım kapatırken kapanış esnasında şöyle çeneyi getiriyor tam kapatırken çeneyi sağa kaydırıyor. Mesela üst çenesi dar olduğundan dolayı. Eğer bunu erken yaşta çözmezseniz bu çocuk hep sürekli alt çenesi bu şekilde morfolojik olarak problemli büyüyecek ve asimetrik görüntüsü olacak. Onun için onların erken dönemde yakalanması gerekiyor. Ya da çeneyi getiriyor biraz öne doğru kaydırıyor evet, hastamız. Bu bizim için risktir. Küçücük bir nokta temas ediyor ama kapatmamak için çenesini ileri kaydırıyordur ve bu şekilde mandibula büyüyor, alt çene büyüyor. Onun için biz çocuklarda artık
Ne zaman diye bana hep sorarlar. Ne zaman ortodontiste götürmemiz gerekiyor? 7-8 yaşından itibaren. Hı. Üstten 4 keser diş, alttan 4 keser diş sürdükten sonra mutlaka bir ortodontistin görmesini tavsiye yani ediyorum. Yani dişleri, ilk süt dişleri dökülüp yeni dişler çıkınca aynen. mı hocam? Önden 4 süt dişi dökülmüş, daimi diş çıkmış. Hı-hı. Üstten de alt ve üst çıkmış olduktan sonra biz ilk muayeneyi yaparız. Tamam. Hastanın müdahale ihtiyacı varsa müdahalesini hı-hı. bilgilendiririz. Yoksa deriz ki bunun için erken müdahaleye gerek yok, daha ilerleyen dönemlerde görebiliriz. Onun için 8 yaşında mutlaka bir ortodontiste başvurup bir çenelerin kapanışını göstermemiz gerekiyor ki şeffaf plaklarla da biz çocuklarda çok güzel tedaviler yapıp çok güzel dişlerini sıralıyorum ve gelecekte çıkacak dişlerin yerlerini açmış oluyorum. Evet. Süt dişleri deyip geçmeyin, süt dişleri çok önemli. Alttan gelecek olan dişlerin yerini tutuyorlar. Evet, kesinlikle. O dişlerin erken çekilmesi alttan çıkacak olan dişlerin yamuk çıkmasına neden oluyor. Hı hı. Onun için biz o yerleri güzel koruyoruz, açıyoruz gerekirse şeffaf plaklarla hı hı. ve her şey yerli yerine sürdükten sonra ileride hiçbir tedaviye gerek kalmadan erken dönemde kısacık bir sürede dişleri sıralayıp biz o travmayı, gelecekte yaşayacağı travmayı çocuğun üstünden almış oluyoruz. Aslında anlatırken çok güzel, çok eğlenceli ve çok kolay duruyor. Ama çocuk tarafına geçince çocuk acaba o plakları ne kadar takabilir, rahatsız oluyor mu? Bunlarla ilgili bir İlk tecrübeniz var mı? Hep kaygımız buydu. Evet. Büyükler gelince ya benim çocuğum takar mı? Birazcık evet. böyle uyumsuzdur falan diye hı-hı. düşüncesiyle geldiler. Ama bakın bir alternatifim şeffaf plak. Hı-hı. Şeffaf plakla dişleri düzeltebiliriz. Ya da diğer alternatifimiz hı-hı. metal teller. Ya da takıp çıkarılan damaklıklar. Onlar konuşmayı etkiliyorlar. Dudaklara batan, yara yapan teller var. Temizlemek çok güç. Bunları temizlemek çok kolay. Çok çıkarıyorsun kolaymış, ve dişleri evet. temizliyorsun. Hiçbir şey yok ve dışarıdan hiçbir şey görünmüyor gibi bir şey. Bu kadar rahat bir şey. Dolayısıyla bu alternatifi gördükten sonra ben uyum sağlamayan hiçbir çocuğum olmadı. Hangi hastaya taktıysam hep kaygıyla aileler evet. başladılar. Ama gördüler ki biz hiç ummadığımız performansımızı çocuğumuzdan aldık dediler. Ve o dişler çok güzel sıralandı. Hı-hı. Erken dönemde müdahale edip kemiklerin yumuşak olmasından dolayı çok hızlı düzeltmeler hı-hı. elde ettik. Açık kapanışları tedavi ediyoruz, derin kapanışları tedavi ediyoruz. İşte çenenin fonksiyonel olarak öne sağa sola kaydığı durumları erken dönemde tedavi ediyoruz. Ve muhteşem sonuçları elde edebiliyoruz. Aslında onun için genetik değil bu. Sadece anne babaların fark etmemesi. Aslında genetik. Genetik temeli de olabilir. O yani anne babada çene sağa sola kaymışsa çocuğunda da morfolojik olabilir. Ama eğer biz onun muayenesi, fonksiyonel muayenesini yapıyoruz. Evet. Çeneyi değerlendiriyoruz. Nasıl kapandığını iyi kontrol ediyoruz. Eğer bir fonksiyonel bir yere temas var ve ondan kayıyorsa onu tedavi ediyoruz. Olsun. Ama yoksa çene zaten işte bir travma almıştır küçüklük döneminde. Hocam bir kondilin evet. mesela birisi evet. zarar görmüştür. Asimetrik çok normal. Eğer bir şeyden dolayı, ağızdaki bir problemden dolayı, üst çenenin darlığından dolayı kaynaklanıyorsa biz onu rahat rahat şeffaf plaklarla düzeltiyoruz ve gelecekte hiçbir ağır tedaviye gerek kalmadan çok güzel gülümsemeleri hı-hı. çocuklarımıza verebiliyoruz. Süper. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür çok ederiz. Çok güzel, tekrar çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Bugün ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal bizlerleydi ve ideal gülümseme ile ilgili, Hollywood Smile ile ilgili bize çok güzel bilgilerden bahsetti. Şeffaf plaklardan bahsetti. Bir sonraki konuğumuza devam ediyoruz.